Merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün World of Metin 2'de para kasma metotlarını göstereceğim arkadaşlar. İpuçları vereceğim sizlere. Birincisi balık tutma. Her oyunda olduğu gibi Metin 2'de. Şu dayımıza geliyoruz. Bakıyoruz dayımıza. Tipsiz, gözü birbirine girmiş falan. Her neyse. Buradan yem alıyoruz, olta alıyoruz. Kül almaya gerek yok arkadaşlar. Şans varsa zaten her türlü size ne gelecekse geliyor. Görmenize gerek yok yani. Rastgele çekebilirsiniz. Çünkü bu sunucuda, yabancı sunucuda ayda bir kere de olsa, iki kere de olsa minik balık yakaladığınızda, işte bu balıkçıya götürdüğünüzde size bir kutu veriyor. Üç tane minik balığa bir tane kutu ve onun içerisine özel itemler çıkabiliyor arkadaşlar bazen. Haberiniz olsun. Yani bu sunucuda minik balık da önemli bir unsurdur. Neyse, hemen takıyoruz abi. Atıyoruz ve bekliyoruz. Birinci metodumuz balık tutma. Bekleyeceksiniz abi, sabırlı olacaksınız. Normal TR'de %90 ihtimalle tutamıyorsanız burada %80 ihtimalle tutamıyorsunuz. Yani %20 tutma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gördünüz, tuttuk. Nasıl tuttuk? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Hatta takacağım. Balık resmi çıktığında saymaya başlıyorsunuz. Fakat Türkçe olarak değil, ben İngilizce olarak sayıyorum. 1, 2, 3. Bu aralıkta sayarsanız gayet güzel olur. Yani böyle 1, 2, 3 değil. 1, 2, 3 ya da 1, 2, 3 diye saymaya başladığınızda %60 ihtimalle tutuyorsunuz arkadaşlar. Bu metodu zaten internetten bulabilirsiniz. Ben de kendim kullandım. Gayet güzel oluyor. Tabi bazen uykunuz geliyor ama her neyse, o kadarcık olur. Hop, tuttuk. Bu kadar basit. İçinden sayıyorum hemen ve tutuyorum arkadaşlar. Balık tutma böyle. Umarım beğenmişsinizdir. İstediyelerden %30 ihtimalle inci çıkıyor. Ya da %20 ihtimalle diyelim. Ama pok da çıkabilir, taş da çıkabilir. Dikkat etmeniz lazım. İkinci metodu da birazdan sizlere aktaracağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci metodu da sizlere göstereceğim. İkinci metot ticarettir arkadaşlar. Ticaret biraz bu oyunda, bu sunucuda zor. Hani biri alayım, ikiye satayım metodunu uygulamaya çalışırsanız batabilirsiniz de arkadaşlar. Ama en iyi ticarette giden metot nedir? Dolunay alıyorsunuz ya da KDP alıyorsunuz. Güzel bir ortalaması olan. 1M, 1,2M bulabilirsiniz arkadaşlar. Alıp onu 2M ya da işte 3M satabilirsiniz. Mesela bizim marketimiz burada. Bu sunucudaki en güzel yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Gidiyorsunuz satıcıdan. Market itemini alıyorsunuz. Satış pazar itemini alıyorsunuz. Ve kurduğunuzda hem envanterinizde o itemler gidiyor, hem de rahat rahat gidip kasılabiliyorsunuz. Oyun içerisinde olduğunuz süre boyunca bu market açık kalıyor. Fakat oyundan çıktınız. Bu market yine açık kalıyor. Ne kadar bir saatliğine? Şu an 9 dakikalığına açık kalacakmış ben oyundan çıkar isem. 9 dakika sonra otomatikman market buradan kaybolacak ve oyuna bir daha giriş yaptığınızda otomatikman burada marketiniz bulunacak. Ben mesela şu an güzel itemler satmışım. Beceri kitapları falan satmışım arkadaşlar. 1650M kazanmışız. Hemen marketimiz yine açık. İnciler, kırmızılar, beyazlar, maviler olmak üzere hepsi duruyor. Nasıl para kazanacaksınız? Nasıl ticaret yapacaksınız? Onu dile getireyim. Şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Gidiyorsunuz 22 level ya da 21 levelde maymun zindanına. Orada madalyon buluyorsunuz. Onları geliyorsunuz burada 100K'ya, 150K'ya ya da 200K'ya satıyorsunuz. 200K'ya satarsanız çok avantajlısınız. Çünkü 100K kar ediyorsunuz. Ya da dolunay alıyorsunuz buradan. İşte 1,2M ya da 1M dolunay alıyorsunuz. Onu 1,5M ya da 2M satıyorsunuz arkadaşlar. Öyle güzel bir metot da yapabilirsiniz. Mesela 42M bir dolunay var. 32 ortalamalı. Gayet güzel. Artı 4 taşları var. Aslında artı 5 taşlısını bulduğunuzda 120M falan aldığınızda onu 250'ye okutabilirsiniz. Yani
yüksek özel itemler bulmaya çalışın. Yüksek fiyatı satabilirsiniz arkadaşlar. Yani gidip de şimdi bu dolunayda 11 ortalama falan olsaydı 2M aldınız diyelim. 3M satma ihtimaliniz çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Yani en fazla satılacağınız 2,2M'dir. Ama gidip de 36 ortalamalı artı 0 bir doluyu 1,5M aldınız diyelim. Gidip onu 5M'e koyarsanız satılır abi. Onlara dikkat edin. Kitaplar ucuza gidiyor fakat kitap da alıp satabilirsiniz. Onları da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Üçüncü metoda geçeceğiz. Yok, oraya geçiyoruz hemen. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, üçüncü metodumuza geldik. Bu üçüncü metotta arkadaşlar gördüğünüz gibi metin kesme. Metin keserek para kasabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kasacaksınız? BK düşüreceksiniz içerisinden ve o BK'ları satacaksınız. En pahalı BK'lar savaşçının BK'ları arkadaşlar, haberiniz olsun. Artı yüksek level yaratıkları kestiğinizde, yani 37 level ki sonraki yaratıkları kestiğinizde 2K'ya yakın para düşüyor. Yani 1 saatte 200K falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta daha da fazla yapabilirsiniz. 500K falan rahat bir şekilde yapabilirsiniz tek başınıza kasıldığınızda. Gördüğünüz gibi BK falan düştü. Adam aldı hemen zaten daha göremeden. Gayet de güzel itemler düşüyor. Buranın yılan vadisinin, yani çölde bulunan yılan vadisinin önemli bir özelliği daha var arkadaşlar. Nedir? At zırhlama görevini burada yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. 30 dakika içerisinde burada bulduğunuz 45 level'lik metinlerden çok rahat bir şekilde 2 tane metin kessiniz rahat 2 kişinin ya da 1 kişinin görevi olacaktır arkadaşlar. Ben de burada çapulculuk yapacağım. Bunları alacağım. NPC'ye satacağım. Bedavadan item sonuçta. Gayet de güzel itemler çıkmış. Bunları satmaya değer yani. Evet, şöyle bir bakalım. Tamam, güzel. Satarız. Yaklaşık bir 20K kârdayız. Beleşten 20K kazandık şu an hiçbir şey yapmadan arkadaşlar. Böyle de para kazanabilirsiniz. Milletin almadığı itemleri metin keserken yanında durun. Size eğer bir şeyler düşmeyecekse yanında durun arkadaşlar adamların. Onlar alacaklarını alsın, almayacaklarını zaten atacaklar. Onları toparlayın. Rahat böyle çapulculuk yaparaktan, çöpçülük yaparaktan para kazanabilirsiniz. Mesela bak, şu an 20K beleşten geldi. Yani 3-4 tane item aldık. 20K kazandık. Böyle saatte milletten toparlasak, bir saatte 20 tane, 200 tane item falan toparlasak alsan bir en para. Allah bereket versin. Dediğim gibi yüksek level yaratıkları da keserekten para da kasabilirsiniz arkadaşlar. Sadece metin kesmenize gerek yok. Neden buradayız? Onu dile getireceğim. İkinci köyde daha fazla metin taşı çıkıyor arkadaşlar. Fakat ben artık metin taşı keserek kasılmayacağım için yaratık keserek kasılacağım arkadaşlar. Para kasmayı da öyle yapacağım. Hani 35'te sabitlemiştim fakat sıkıldım artık. Yeter, kazandım mı kazandım. Artık baktım ki yüksek level ki yaratıklardan güzel para geliyor. Bir de öyle şansımı deneyeceğim. Şöyle yaratıkları kese kese, mesela şu an 4K düştü yani. 4K nedir abi? Süper. Bir gruptan 4K kazanıyorsunuz. Gayet de güzel bir para geliyor. Yani iş değilse gidip de pazara koyup da onu beklemekle falan uğraşmıyorsunuz. Yani güzel item çıkarsa bunların içinden her türlü zaten onları satacağım. Yani yolda görürsem de metin keseceğim. Onun içinden işte BK çıkarsa onları satacağım. Böyle de para kasabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir metot da yok. Hemen şurada bir gölge metni çıkmış. Onu bir deneyelim bakalım kesmeye. Kesebilirsek. Var mı bizim yeşil bir potumuz? Varmış. Birisi gelmez ise inşallah keseceğiz. Abi çöl aydutunun ne işi var? Şimdi çöl aydutu geldi. Olmadı. Yani hiç hoşuma gitmeyen bir varlık geldi. İtemlerim güzel olmadığı için fazla. Dolunay da fazla güzel değil. Beleşten dolunay kazandım. Şimdi bu bize hayret dalmadı. İnsan evladı çıktı. Ona bakarken öleceğiz herhalde.
Oğlum ata bin ata. Heh. Heyecan yaptık dur. Şu çöl tutunu bir kesebilsek gerisi kolay zaten. Bakalım ne düşüreceğiz. Ya da birisi gelip yatıracak mı bizi? Onu merak ediyorum. Dikkat etmeniz lazım tabii. Baktınız yüksek level geldi. Bir iki vurdu. Kaçın abi. Uğraşmayın. Açın ileride eldiveni bekleyin. Elbet siz de vurduğunuz için bir şeyler düşecektir yani. Abi çöl aydutu gelmiş. Çöl aydutunu kesemeyiz arkadaşlar. Biraz rezil olduk ama sorun yok yani. Abi 2 dakika vurmayın da bir çıkam oradan be. Gözünüzü seveyim ya. Bir 2 dakika vurma. Bak ben yokmuş gibi davran. Yokum ben burada. Bak, yokum ben. Çıkıyorum. Hop çıktım. Hadi görüşürüz. Yokmuşum gibi davranın abi. Ata bin abi. Ata binemedim. Kaç. Geliyorlar. Ya çöl aydutları çok fena abi ya. İtemler falan dandik olduğu için şu an. Ya güzel item olmaya da çalışmıyorum açıkçası. Bir tane artı 9 zırh alacağım. 34 level'lik. Bana yeter de artar zaten. Şuraya bir adam gelmiş. Büyük bir ihtimal şuna dalacaktır o. Gitsin kessin abi o. Ben hiç uğraşmayacağım. Aynen açacağım eldiveni şimdi kenarda oturacağım. Bunlar bana niye dalıyor hala ya? Dur şuna doğru götürelim de. Vursun ha. Abi vurur musun? Biraz seri vur gözünü seveyim ya. Açayım mı eldiveni? Açtım eldiveni de. Belki çıkar. Çünkü biz de vurduk. Yani çeyreğini yarısına götürdük. Büyük bir ihtimal çıkacak. Haydi bakalım. Haydi. Tabii savaşçı şimdi hava kılıcı falan olduğu için daha güçlü. Yani KDP var elinde sonuçta. Lak lak bitirdi. Hop çıktı. He yavrum benim be. Kesme beni. Alayım ben paraları. Ne çıkmış abi bakalım. Apatük Şahit. O nedir tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu videonun altında Türkçe şeylerini atacağım size. Güzel bir şekilde yazacağım hepsini. BK'ların isimlerini. Ona göre siz de alıp bakabilirsiniz oradan. Eğer ki bu sunucu oynarsanız rahatlık olur sizin için. Bu bana göre değil herhalde ya. Bakayım. Ha benim içinmiş. Güzel. Basalım abi. Niye basamıyoruz? Attayız diye mi? Haydi. Çok ilginç. Basamıyorum. Çok ilginç. Ha. Şey için herhalde bu. Ne alakası yok. Yo var. Aynen. Bunu perfect yapmak için. Bu kitap arkadaşlar. Güzel. Güzel para eder. Beleşten BK düşürdük. Yaklaşık 2 MS satarım ben onu ya. Gayet de güzel temiz para. Rahat. Kafada. Evet arkadaşlar. Başka da diyeceğim bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Beraber oynamak isterseniz de yorum atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.